Ben Mehtap Tulu, diş hekimiyim. Bursa'da yaşıyorum. 54 yaşındayım. Babam emekli öğretmen, annem ev hanımı. Bir oğlum var, adı da Cem. Yani genelde bir sürü şey yapmayı seviyorum ama en çok sevdiğim şey kitap okumak, puzzle yapmak, örgü yapmak, dantel yapmak, atıyorum seramik yapmak, çiniyle uğraşmak. Bütün bunlardan biraz biraz yapıyorum. Özellikle akşamları eve gittiğim zamanlar en kötü bir 20 dakika muhakkak kitaplara ses veriyorum. 4 yıldır kitaplara ses veriyorum. Oğlumun görme engelli bir arkadaşı vardı ortaokuldayken. Onlar gelmişlerdi bana diş için. Ben de annesine hayretle baktım, nasıl yaptın, nasıl ettin falan diye. Kadın ilkokul mezunuydu. Yani çok mücadele etmiş, çok zorluklar çekmiş. O anda aklıma geldi, yani birine yardım etsem bir görme engelliyle nasıl olur falan diye. Öyle birilerine sorarken veteriner hekim arkadaşım var Figen, onunla buluştuk. Onu dedim böyle böyle bir fikrim var Figen, ne dersin, nasıl düşünürsün, var mı bildiğin biri falan. İşte o tam o sırada bana biz görme engellilere sesli kitap okuyoruz dedi, GTM dedi. Nasıl yani falan demeden bir haftanın içinde ben kendimi kitap okur buldum. Bu 4 yıl içinde yaklaşık 80 kitap okumuşum. Sayfa sayısını bilemeyeceğim ama bayağı yüklü bir sayfa. En azından geçen senekini verebilirim. Geçtiğimiz yıl 6300 sayfa okumuşum, 20 kitap. Bu sene bilmiyorum artık ne kadar olacak bakalım. Bunu neden yapıyorum? Bunu yaptığım zaman çok mutlu oluyorum. Bir kere karşılıksız bir şey, yardım amaçlı. Ve de bizim elimizin altında kütüphanelerimiz var, işte internetimiz var. Ne bileyim arkadaşlarımızın kitaplıkları var, ödünç alabileceğimiz yerler var ama onların kendilerine ait bir kütüphaneleri yok ve alfabeleriyle ilgili çok fazla kitap üretilmediği için kitaplara ulaşmakta sıkıntı yaşıyorlar. Dolayısıyla hani onların da bir kütüphanesi olsun, hani istedikleri zaman ben şu kitabı okumak istiyorum veya atıyorum ne bileyim açsınlar bir tane harfi, bu harften hangi kitaplar var veya şu yazarın kitabı okunmuş mu, alıp okusunlar diye, dinlesinler diye yapıyorum ve çok güzel bir şey. Ben daha önce ses kayıt cihazına okuyordum. Ses kayıt cihazına okurken de çeşitli sorunlarla karşılaşıyordum ama şimdi kitaplara ses uygulaması var Telekom'un. Bir telefon kütüphanesi oluşturmak amacıyla yapılmış bir program ve bu program gerçekten çok güzel. Telefon yanınızda olduğu sürece her türlü kaydı yapabiliyorsunuz. Yani sadece ortamın sessiz olması önemli ve istediğiniz yerde kesebiliyorsunuz, daha sonra başlayabiliyorsunuz veya hata yaptınız, kesip gerisini atabiliyorsunuz ve böylelikle bir telefon kütüphanesi oluşturulmaya çalışıyor. Ayrıca sesli betimlemeler de var. GTM'in yaptığı sesli betimleme özellikle filmlere. Telekom'un yaptığı ayrıca tablo betimlemeleri de varmış. Onlara da ulaşabilirler kolaylıkla. Ben genelde kendi okumak istediğim kitapları seçiyorum. Orada bir oluşturulmuş liste var. Bazı engelli arkadaşlarımızın istediği kitaplar, onlar da okunabiliyor. Okumadan önce GTM'e bir mail atıyorsunuz. Kitap okunmuş mu, okunmamış mı? Ona göre onlar size geri bildirim yapıyorlar. Okumaya başlayabiliyorsunuz. Ben GTM'e daha çok roman okuyorum ama genelde siyasi içerikli de olabiliyor. Yani çok çeşitlilik gösteriyor. Bunun yanında ders kitapları da okuyorum onların taleplerine göre. Bu kütüphanecilik haftasında sesli kütüphanenin de öne çıkarılması çok güzel bir şey oldu bence. Çünkü yani erişim, gerçekten herkes için erişim kolay olmalı. Bizler için işte bir kitap fuarına gidip gezmek, oradan kitap almak, yani bir dergi beğenmek, dergi almak. Yani bizim için ulaşabilirlik bu kadar kolayken engelliler için niye kolay olmasın? Düşünsenize, yani bir engelli niye gitsin ki kitap fuarına? Çünkü yani onun alfabesiyle yazılmış doğru dürüst roman yok. Hani istediğini seçebileceği bir ortam yok. İşte biz de tam da burada bu şekilde onlara bir kütüphane oluşturmaya çalışıyoruz. Ve gerçekten katkısı olabilecek insanların direkt kitaplara ses uygulamasını indirip GTM'le temasa geçmeleri hakikaten çok iyi olur. Dünya malı dünyada kalır. Biz şu anda dünyada yaşıyoruz, bir varlığız, sesimiz var, bedenimiz var, şuyumuz var, buyumuz var ama öldükten sonra hiçbir şeyimiz kalmayacak. Hatta mülkümüz bile kalmayacak. O yüzden ben diyorum ki sesinizi dünyaya bırakın. Kitaplara ses uygulamasıyla muhakkak tanışın ve GTM'le iletişime geçin. Hiç bir şeyin bahanesi yok. Aktifte çalışıyorum. Mutlaka kitap okuyun ve sesli kütüphaneye katkıda bulunun bizim için.